Merhaba değerli öğrencilerim. Ben Selma Avatuk. Özel Bilecik Edebali Şehir Koleji 4. sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlerle matematik dersimizde sıvı ölçme problemlerini çözeceğiz. Kitabımızın 219. sayfasındaki sıvı ölçme problemlerinin birincisi şöyle. 2 litre suyun 1375 mililitresi kullanıldı. Geriye kaç mililitre su kalır? Şimdi arkadaşlar bizden verilen litre, kullanılan yine mililitre ve sonuç olarak da mililitre cinsinden isteniyor. Öyleyse ne yapacağız? Önce biz 2 litreyi, 1 litre kaç mililitreydi? 1 litremiz 1000 mililitreydi. Öyleyse 2 litre eşittir 2000 mililitre diyeceğiz. Peki biz bu 2000 mililitrenin ne kadarını kullandık? 1375. Öyleyse 2000 mililitreden 1375 mililitreyi çıkartalım. Geriye kalan su miktarını buluruz. Evet, sıfırdan 5 çıkmaz. Onlar basamağında yok. Yüzler basamağı. Oradan da yok. Binler basamağı. Oradan bir binlik aldık. 10 yüzlük yaptı. Bu şekilde buraya burası 10 oldu. Ondan 5 uzatmamak için söylüyorum. Biliyorsunuz diye hemen geçiyorum orayı. Ondan 5 çıktı. 5 kalır. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 2, 7 çıktı. 2. Evet, burada da 9 kaldı. 9'dan 3 çıktı. 6. Evet, burada bir tane binlik kalmıştı. 1'den 1 çıktı. 0. 625 mililitre su kalır arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuz şöyle edelim. İkinci sorumuz, şunu sadece şöyle şey yapalım. Evet. İkinci sorumuz ne diyor? Boş damacanayı önce 2 litre, sonra da 5 litre 600 mililitre su konulduğunda ne kadar su konulmuş olur? Şimdi damacana boşmuş. Önce 2 litre konmuş. Sonra da 5 litre 600 mililitre. Ve sonuçta diyor ne kadar su konulmuş olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada litre olarak verilmiş. Burada da litre ve mililitre. Biz şimdi 2 litre eşittir 2000 mililitre. Peki burada ne var? 5 litre ile 5 litre ne yapar? 5000 mililitre. 600 de burada var. 5600. 5600 mililitre sonradan konulan su miktarı toplayalım. 0 0 0 6 daha 6 2 5 daha 7. 7600 mililitre su konulmuş olur. Evet, 3. sorumuz. 19 litre suyun önce 6 litresi, sonra 7 litre 300 mililitresi kullanıldığında geriye kaç mililitre su kalır? Arkadaşlar verilen birimler önce litre. Evet, 19 litremiz var. 6 litremiz var. Bir de 7 litre 13 mililitre var. Yani birimler birbirinden farklı olduğu için çevirme yapacağız. Ve sonucu bize mililitre cinsinden isteniyor. Şöyle yapalım. 19 litreyi hemen mililitreye çevirelim. 1 litre kaç mililitreydi arkadaşlar? 1 litre eşittir 1000 mililitre olduğuna göre 19 litre de hemen 1000 ile çarptığım için 3 sıfırı ekliyorum. 19.000 mililitre olur. Peki 6 litre ne yapar? 6000. 1, evet, 3 sıfır hemen çarptım. 1000 ile çarptım. 6000 mililitre. Peki 7 litre ne yaptı? 7000 mililitre. Bizim bir de 300 mililitremiz vardı arkadaşlar. Onu da ekleyelim. Evet, şuraya 300'ü de yazalım. 300 mililitre. Kaç? Evet. 19 litre. Evet. 7 litre 300 mililitreydi. Onu da yazdık. Şimdi arkadaşlar biz burada önce 6 litresini, sonra 7 litre 7 litre 300 mililitresi. Yani 7300 mililitre. Hemen şurada toplayalım. Zaten evet, 6 litre 7 litre, şöyle okla göstereyim, ve 300 mililitre. 0 0 0 0 3 daha 3 6 7 daha 13. 13300 mililitre kullanılmış. Bizim damacanada suyumuz ne kadardı veya su kabının içindeki suyumuz? 19 litre. Yani 19.000 mililitreydi. Hemen şuraya yazalım.
19.000 mililitreden kullanılan 13.300 mililitreyi çıkartalım. 13.300 mililitreyi çıkartalım arkadaşlar. 0, 0 ve 0'dan 3 çıkmaz. 10'dan 3 çıktı, 7 kaldı. Burada 8, 8'den 3 çıktı, 5 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0. Ne kaldı çocuklar burada? 5.700 mililitre su kalır diyeceğiz. Evet, dördüncü soruda sıra. Şöyle kapatalım şunları da. 5 litrelik bir kovaya önce 2 litre 300 mililitre, sonra 1 litre 750 mililitre su konulmuştur. Buna göre kaç mililitrelik boşluk kalır 5 litrelik kovanın içinde diyor. Şimdi 5 litre eşittir. Hemen litreyi, çünkü birim olarak mililitre var. 5000 mililitre. Peki arkadaşlar, 2 litre 300 mililitre ne yapar? 2300 mililitre. Önce konulan su miktarı, sonra konulan su miktarı, 1 litre 750 mililitrende 1750 mililitre olur. 1750 mililitre olur. Toplayalım. 0 daha 0, 0 5 daha 5, 3 7 daha 10, elde var 1, 2'ye verdik 3, 1 daha 4. 4050 mililitre 5 litre kovaya koyduğumuz su miktarı. Peki bizim kovanın aldığı su miktarı ne kadardı? 5000 mililitreydi. Koyduğumuz su 4050. Kovanın alacağı su miktarı 5000 mililitre. Hemen 5000 mililitreden 4050 mililitreyi çıkartalım. Kovada kalan boşluk miktarını buluruz. 0'dan 0 çıktı, 0. Evet, o 0'dan 5 çıkmaz. Hemen yüzler basamağı, orada da yok, binler basamağına aldık. Buraya verdik, bura 10 oldu. Buradan da tekrar onlar basamağına verdik. Burası 10, burada 9 kaldı. 10'dan 5 çıktı, 5. 9'dan 0 çıktı, 9. Burada 4 kaldı arkadaşlar. 4'ten 4 çıktı, 0. 950 mililitre boşluk. Boşluk soruyor çünkü. 950 mililitre boşluk var hala 5 litrelik kovamızın üzerinde. Boşluk var yazalım. Evet. Şimdi 5. soru. 1 bardak su 250 mililitre su alabilmektedir. Bu bardaklardan 60 tanesi ile boş damacanaya su konuluyor. Buna göre damacanada kaç mililitre su olur? Zaten burada bu mililitre. Evet. Buradaki ne? Litre. Şimdi arkadaşlar biz şöyle yapalım. 1 bardak su 250 mililitreydi. Kaç tane bardak? 60 tane. Hemen 60 ile çarpalım. Kısa yoldan çarpalım. Sıfırlar sonra ekleriz. 5 kere 6 30. Elde var 3. 6 kere 2 12. 3 daha 15. 2 sıfırı koyalım hemen. Şuradaki 2 sıfırı koyduk. 15.000 mililitre. O da eşittir. 1000'e bölelim. 3 sıfır gitsin. 15 litre olur. Yani 60 tane 250 mililitre su alan bardak boş damacanaya boşaltığında 15 litrelik su almış oluyor. 6. soruda sıra. Yasin marketten 4 tane yarım litre, 8 tane çeyrek litre süt almıştır. Buna göre Yasin kaç litre? Evet, kaç litre süt almış oluyor? Arkadaşlar biliyoruz ki bir yarım litre, yani yarım litre neydi? Yarım litre eşittir yarım litre 500, evet 500 mililitre ediyordu. 500 mililitre. Kaç tane yarım litre var? 4 tane. 4 ile çarpalım. 4 kere 0 0, 4 kere 0 0, 4 kere 5 20. 2000 mililitre. 8 tane de çeyrek litre. 8 tane çeyrek. 1 çeyrek litre neydi arkadaşlar? 1 çeyrek litre 250 eşittir 250 mililitre ediyordu. 8 tane çeyrek litremiz var. 8 ile çarpalım. 8 kere 0 0, 8 kere 5 40, 40'ın 0 elde var 4. 8 kere 2 16, 4 daha 20. Etti 2000 mililitre. Şimdi arkadaşlar biz problemde
mililitre olarak bulduk ama sonucu ne isteniyor bizden? Litre olarak istenildiği için 2000 mililitre eşittir 2 litredir. Şurada çeyrek litrede bulduğumuz yine 2000 mililitre. O da eşittir. Hemen 1000'e böldüğümüz için burada götürüyor sıfırlar. 1000'e böldüğüm için kısa yoldan. O da 2 litre yaptı. Şimdi o zaman Yasin kaç litre süt almış oldu? 2 litre buradan almış oldu. 2 litre de buradan 4. Yani 2, 2 daha 4. 4 litre süt almış oluyor. Süt alır diyelim. Değerli öğrencilerim, bir dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.